Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin adede halqi ve rıda nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati ve kema huve ehlu ve kullama zekerehu zakirun ve gafela an zikrihil gafilun. Ve alâ ehl-i beytihi ve itretihi et-tahirin ve selleme teslima. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ ezvâcihi ve zürriyetih ve alâ cemî'in nebiyyine vel mürselîn vel melâiketi vel mukarrabîn ve cemî'i ibâdillâhi s-sâlihîn adede mâ emtaratis semâ'u min zübeneytehâ. Ve salli alâ seyyidina Muhammedin adede ma embetetil ardu münzü dehavteha. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adeden nücumu fissemâ fe inneke ahsaydaha. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ma teneffesetil ervahu münzü halakteha. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakta ve ma tehluku ve ma ehata bihi ilmük ve ed'afe dâlik. Allahümme salli aleyhim adede halkik ve rıda nefsik ve zinete arşik ve midade kelimatik ve meblağa ilmik ve ayatik. Allahümme salli aleyhim salaten tefuku ve taftulu salatel musallin aleyhim minel halki ecma'in. Kefadlike ala cemi'i halkik. Allahümme salli aleyhim salaten daimeten müstemirretet devam ala merril leyali vel eyyam muttasaletit devam len kıdâe leha ve len sırâme ala merril leyali vel eyyam adede külli vâbilin ve tallin. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz rahmetullahi aleyhin Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa adıyla meşhur olan, Türkçemize de Şifa-i Şerif olarak bilinen meşhur eserini asırlardan beri okunan, gerek camilerde, gerek okuma gruplarında, gerek medreselerde okunan ve baştan sona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hem zahiri hukukunu hem batini hukukunu ihtiva eden bu çağlar ötesi güzel kitaptan yine okumalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki kitabın ilk bölümleri gerçekten Cenab-ı Peygamber'in Allah katındaki özel değerini ifade eden Kur'an ayetleri, hadis-i şerifler ve buna bağlı yorumlar. Bugün ilk yaratılan peygamber başlığıyla okumaya başlamış oluyoruz. Tabi'in müfessirlerinden Katade şöyle dedi. Peygamber Efendimiz, كُنْتُ اَوَّلَ الْاَنْبِيَا فِي الْخَلْقِ وَاَخِرُهُمْ فِي الْبَعَثِ Ben peygamberlerin ilk yaratılanı ama elçi olarak da en son gönderileniyim buyurmuştur. İşte bu sebeple Allah'ın Resulü Ahzab suresinin 7. ayetinde Nuh ve diğer peygamberlerden önce zikredilmiştir. Tefsir alimi Hanefi fakihi Ebu'l-Leys Semerkandi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin sonuncusu olduğu halde bu ayette hepsinden önce zikredilmesi onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu da gösterir demiştir. Bu ayetin manası şudur. Allah Teala ruhlar aleminde, yani Bezme Eles meclisinde bütün insanların zürriyetini Hazreti Adem'in belinden zerreler halinde çıkarıp onlara ben sizin Rabbiniz değil mi diye sorduğu, onlardan da evet Rabbimizsin diye cevap aldığı sırada diğer peygamberlerden de Resul-i Ekrem'i peygamber olarak kabul edeceklerine dair söz almıştır. Derecesi yükseltilen peygamber Allah Teala şöyle buyurdu. تِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا. İşte bu peygamberler birbirinden farklı üstünlükler verdik onlara. İçlerinden bir kısmıyla Allah doğrudan konuştu. Bir kısmının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs ile güçlendirdik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerin hemen ardından gelen insanlar, kendilerine bu kadar açık deliller ulaşmışken birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin anlaşmazlığa düştüler. Bakara suresinin 253. ayeti kerimesi. Tefsir alimleri şöyle dediler. Allah Teala yukarıda geçen ayetteki bir kısmının da derecelerini yükseltti beyanıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastetmiştir. Çünkü o Arap olan ve olmayan bütün insanlara gönderilmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberlere helal olmadığı halde ganimet ona helal kılınmıştır. Onun eliyle nice mucizeler meydana gelmiştir. Diğer peygamberlere verilen güzel vasıfların veya olağanüstü hadiselerin bir benzeri mutlaka ona da verilmiştir. Bazı tefsir alimlerine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme verilen üstünlüklerinden biri de şudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlere adıyla hitap ettiği halde, yani ey Nuh, ey Musa, ey İsa şeklinde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ey Nebi, ey Resul diye hitap etmiştir. Tefsir ve fıkıh alimi Ebu'l-Leys es-Semerkandi وَاِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمِ İbrahim de onun izinden gidenlerdendi ayetini tefsir ederken, müfessir Muhammed İbn-i Saim el-Kelbi'nin şöyle dediğini söylemiştir. Bu ayetteki onun zamiriyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kastedilmiştir. Bunun anlamı İbrahim de Muhammed'in milletindendi, onun dini ve onun yolu üzereydi demektir. Kıraat alimi Mekki bin Ebi Talip, Arap dili ve tefsir alimi Ferra'nın da aynı görüşte olduğunu söylemiştir. Bazıları ise İbrahim de onun izinden gidenlerden de ayetindeki onun zamiriyle Nuh Aleyhisselam'ın kastedildiğini söylemişlerdir. Ve yeni bir bölüm, Allah Teala'nın Resulullah'a salat, rahmet ettiğini, onu kendisine dost edindiğini, o aralarındayken insanların üzerinden azabı kaldırdığını bildirmesi. Allah Teala şöyle buyurdu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Ey Peygamber! Oysa sen içlerindeyken Allah onlara asla azap etmez. Enfal suresinin 33. ayeti. Bunun anlamı, sen Mekke'de o kafirlerin arasında bulundukça Allah onlara azap etmeyecektir demektir. Bir önceki ayette bu ayetin gerekçesi şöyle anlatılmakta. Hani bir de onlar, Allah'ım eğer bu Kur'an senin tarafından indirilmiş gerçek bir kitapsa üzerimize gökten taş yağdır yahut da bize acı bir azap gönder demişlerdi. Yani gerçekten müşriklerin öyle bir inatları var ki haşa Cenab-ı Hakk'a karşı bile tavır atlıyorlar. Yani bu Kur'an haksa o zaman bizim üzerimize azap indir şeklinde. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, Habibim sizin içinizdeyken size azap yok. Evet. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılıp da orada bir miktar mümin kalınca şu ayet nazil oldu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ O kafirlerin arasındaki müminler istiğfar edip dururken Allah o kafirleri de yine cezalandıracak değildir. Çünkü içlerinde müminler var. Onlar devamlı istiğfar halindeler
Öyleyse Allah o müminlerin istiğfarı sebebiyle onları da azap edecek değildir. Yani müminlerin olduğu yerler aslında belki kafirler içinde bir emniyet mahallidir. Evet. Bu durum tıpkı şu ayet-i kerimede olduğu gibidir. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Onlar birbirinden ayırt edilseydi, kafir olanlarını acı bir azaba uğratırdık. Ama azap geldiği zaman külli geleceği için de orada hak etmeyenler de o azaba düşmüş olurlar. Ayrılmaları da mümkün olmayınca Cenab-ı Hak müminleri korumak adına kafirlere de orada bir hayat hakkı vermiş oluyor. Allah Teala bu ayetin baş tarafında şöyle buyurdu. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَتَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ Eğer orada, yani Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler, mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezerek vicdan azabı çekme ihtimaliniz olmasaydı, Allah savaş izni verirdi. Dilediklerini rahmete eriştirmek için Allah sizin elinizi onlardan çektirdi. Yani size savaş izni verilseydi, o zaman bilmeden belki oradaki müminlere de bir zararınız dokunabilirdi. Onları da ayırmanız mümkün olmadığı için Allah size bu izni o dönemde vermedi. Bu ayette anlatılan şudur. Hicret etme imkanı bulamadıkları için Mekke'de kalan müminler vardı. Şayet Müslümanlar Mekke'ye saldıracak olsalardı, bu kardeşlerini tanımadıkları için onları öldürebileceklerdi. O zaman da Müslümanlar hem vicdan azabı çekecek, hem de öldürdükleri kardeşlerinin yakınlarına diyet ödeyeceklerdi. Kafirler de Müslümanlar birbirlerini öldürüyor diye dedikodu yapacaklardı. İşte bu tür sakıncalar dolayısıyla Allah Teala Müslümanların Mekke'ye savaşarak girip kafirleri cezalandırmasına izin vermedi. Müminler Mekke'den Medine'ye hicret edince de şu ayet nazil oldu. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَ Onlar Mescid-i Haram'ın yönetimine ehil olmadıkları halde insanların orada ibadet etmesini engelleyip dururken Allah onlara niye azap etmesin ki? Peygamber aleyhisselam aralarında yaşarken Mekkelilerin başına ilahi azabın neden hemen gelmediğini gösteren bu durum Resul-i Ekrem'in Allah katındaki üstün yerini pek açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Evet. Resul-i Ekrem güvencedir. Başlangıçta Resul-i Ekrem Mekke'de bulunduğu, o hicret ettikten sonra ise ashabı orada yaşadığı için Allah Teala Mekkelilerin üzerinden hak ettikleri azabı kaldırmıştır. Mekke'de hiçbir mümin kalmadığı zaman da Cenab-ı Hak müminleri kafirlerin üzerine göndermek, onları mağlup etmek suretiyle Mekke halkını cezalandırmış, onları müminlere boyun eğdirmiş, arazilerini, yurtlarını, mallarını da müminlere bırakmıştır. Bu ayet başka türlü de tevil edilmiştir. Bu tevil şöyledir. Eğer kafirler inkarlarından dolayı tevbe ve istiğfar etselerdi, Allah onları cezalandırmayacaktı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Allah Teala şu ayette, yani Enfal suresinin 33. ayetinde, ümmetim için bana iki güvence vermiştir. Bunlardan biri, oysa sen işlerindeyken Allah onlara asla azap etmez ifadesi. Diğeri de, aralarında müminler istiğfar ettikçe Allah onlara azap etmez buyruğudur. Ey ümmetim! Ben de aranızdan ayrıldıktan sonra kıyamete kadar devam etmek üzere size istiğfarı bırakıyorum. Demek ki istiğfar
manevi bir teminattır, manevi bir sigortadır. Çünkü istiğfar insanın hatasının farkında olması demektir. Ve hatalarını da düzeltme konusunda bir irade ortaya koymasıdır. Onun için de istiğfar müminin hayatında, hatta müminlerin oluşturduğu toplumun hayatında, toplumun bütünlüğünün üzerinde çok önemli bir görevdir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik ayeti de tıpkı yukarıdaki ayet gibi Resul-i Ekrem'in ne kadar kapsamlı bir güvence olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Benim bu dünyadaki hayatım ashabımın korunması için bir güvencedir. Bu ifade Sahih-i Müslim'de şöyle geçmekte. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Akşam namazını Resul-i Ekrem'le birlikte kıldık. Sonra aramızda Resul-i Ekrem'le birlikte yatsı namazını kılıncaya kadar burada otursak diye konuştuk. Böyle yaptık. Biraz sonra Allah'ın elçisi yanımıza geldi. Siz hala burada mısınız diye sordu. Ona evet ya Resulallah dedik. Seninle birlikte akşam namazını kıldık. Sonra oturalım da yine seninle birlikte yatsıyı da kılalım diye düşündük. Sahabenin peygamber muhabbeti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi yaptınız buyurdu. Evet. Başını gökyüzüne kaldırıp baktı. Çoğu zamanda böyle yapardı. Ardından şöyle buyurdu. Yıldızlar gökyüzünün güvencesidir. Yıldızlar yok olunca gökyüzünün başına olacağı haber verilen şeyler gelir. Ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidince ashabımın başına geleceği bildirilen şeyler gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Onlar gidince de ümmetimin başına geleceği bildirilen şeyler gelir. Nitekim öyle olmuş. Resul-i Ekrem irtihal edince ashabın arasında bilinen acı olaylar meydana gelmiş. Ashab-ı kiramdan sonra da karışıklıklar artarak devam etmiştir. Kimine göre Fahri Alem Efendimiz bid'atlara karşı, kimine göre de ihtilaf ve fitnelere karşı bir güvencedir. Bazı alimler bu hadisi şöyle de açıklamışlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatta bulunduğu sürece bütün olumsuzluklara karşı en büyük güvenceydi. Onun vefatından sonra sünneti yaşatıldığı takdirde söz konusu güvence devam edecektir. Evet, onun vefatından sonra sünneti yaşatıldığı takdirde söz konusu güvence devam edecektir. Sünneti ortadan kalkıp uygulanmaz hale gelince işte o zaman dünyevi sıkıntılar, belalar ve dini kargaşalar, fitneler birbirini kovalayacaktır. Evet. Evet, fitnelerin çoğaldığı bir zamanda Allah Resulü'nün sünnetine sımsıkı sarılmak gerekiyor ki manevi bir güvence olsun. Bu ifadeyi sünnete göre yaşayanlar ölünce bela ve fitneleri bekleyiniz şeklinde anlamak da mümkündür. Bu da yine muhterem Yaşar Bey hocamızın izahları arasında. Sünnete göre yaşayanlar ölünce bela ve fitneleri bekleyiniz şeklinde anlamak da mümkündür. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Netice, ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur. Onlar da bilmedikleri her konuda fetva vermeye kalkışırlar. Neticede hem kendileri doğru yoldan çıkar, hem de insanları doğru yoldan çıkarırlar. Allah Teala şöyle buyurdu. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salatü selam edin. Cenab-ı Hak
sevgili peygamberine önce kendisi salat etmek, ardından meleklerin ona istiğfar ettiğini bildirmek, kullarından da ona salatü selam getirmelerini istemek suretiyle Resul-i Ekrem'in üstünlüğünü ortaya koymuştur. Salatın manası. Kelam alimi Ebu Bekir İbni Furek'in söylediğine göre bazı alimler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sevincim namazdadır hadisindeki salatı salatü selam diye de tevil etmişlerdir. Ve kurratu ayni fissalah. En büyük sevincim, neşem, gözümün nuru namazdadır. Buradaki salat kelimesini bazı alimler salatü selam diye tevil etmişlerdir. Buna göre Resul-i Ekrem'in söz konusu hadisiyle Allah Teala'nın ve meleklerin bana salat etmesi, ümmetime de kıyamete kadar bana salatü selam getirmelerini emretmesi benim için en büyük sevinç olmuştur demek istediğini söylemişlerdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Meleklerin ve bizim salat etmemiz, ona dua etmemiz anlamındadır. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e salat etmesi ise, ona rahmet etmesi manasına gelmektedir. Bazılarına göre ise, Resul-i Ekrem'e salat ederler demek, ona hayır ve bereket duasında bulunurlar demektir. Halbuki Resul-i Ekrem ashabına salatü selam getirmeyi öğretirken, salat ve bereket ifadelerinin birbirinden ayırarak önce Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin duasını okumalarını ardından da Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim'e ve âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereketler ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin duasını okumalarını tavsiye etmiştir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatü selamı bu iki ifadeyle hem salli ala Muhammed ve bir de barik ala Muhammed şeklinde salat ve bereket kelimelerini ayrı ayrı öğretmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak Habibi edibine salatü selam ediyor. Bizler de her programımızda ona bir salatü selamla başlıyoruz. Bugünkü sohbetimizi de yine sallallahu teala aleyhi ve sellem diyerek noktalamış olalım aziz dinleyenlerim.